Merhaba YouTube izleyicileri, hanımlar, beyler. Bazı arkadaşlarımızın isteği üzerine dut ağacımın Haziran ayı budaması nasıl yaptığım hakkında bilgi vermek istedim. Bu üzeri daha önce de videosunu çekmiştim. Üzeri dut dolu olan dut ağacım. Şimdi bu ikinci ürünü hazırlıyor, verecek. Bu ikinci üründe ta Ekim'e kadar biz buradan dutumuzu yiyeceğiz. Şimdi burada yaptığım en önemli olay, bakın şöyle uzaktan tuttuğum zaman şuradan dışarı giden dalları kestim. Şuradan dışarı giden dalı kestim. Bu ana gövdenin ben yukarıya uzamasını istemiyorum. Onun için ana gövdenin yukarı uzayan kısmını kestim. Şurada ana gövdenin yukarıya uzayan kısmını kestim. Bir tane arkadaş kızarmış bile. Şöyle aşağıya doğru gidenlerin uçlarını kestim. Şurada dikkat ederseniz ileri doğru giden ucu kestim. Burada ana gövdeden çıkan ileri giden ucu kestim. Şurada ana gövdeden çıkan ucu kestim. Hemen onun üzerinde yine ana gövdeden ileri doğru giden şeyi kestim. Yiyemediğimiz dutlar. Uzayan kısmı kestim. Yani yapmak istediğimiz bütün fazlalık dalları yok etmek. Mesela buradan bir dal çıkmıştı. Şurada görüyorsunuz. Bu dal iyice uzamıştı ileriye doğru. Yani ben bu ağacın derli toplu bir ağaç olmasını istiyorum. O yüzden fazla sağa sola giden dallarını kestim. Ve zaten hemen filizlerle beraber her yerinden yeni dutlar çıkmaya başladı. Siz de görüyorsunuz. Şöyle etrafında dönüyorum. Evet, bütün dallarını bu şekilde budadım. Hem yukarıya çıkmıyor hem de sağa sola öne arkaya doğru uzamıyor. Bu esnada 3 senedir bizde büyüyen küçük arkadaşımızı görelim. Kendisi şu anda karpuz kabuklarını yemekle meşgul. Ona karpuz kabuğu vermiştim. Şimdi yürüyoruz. Bir de hemen şu nar ağacım çekiyorum. Bunlar ekşi nar. Fakat göstermek istediğim şey, yaprakların üzerini görüyor musunuz? Yapraklarında fark ediyorsanız eğer, hiç öyle hani daha evvel olurdu, yapış yapış yaprakların üzeri. Ona bir isim veriyorlardı. Şimdi aklıma gelmedi o isim. Hepiniz bunu söylediğim zaman hatırlarsınız. Şu yaprağa elini sürdüğünüz zaman eliniz yapış yapış olurdu. Şimdi dikkat ederseniz nar ağacında o yapışkanlıklar yok. Bunu ben şeye bağlıyorum. Gans suyu dökmüştüm ben. Yukarıdaki limon ağacıma döktüğüm gibi gans suyu dökmüştüm. Gans suyunun etkisi olarak görüyorum. Şurada da bakın, yaklaştırıyorum. Yapraklarında o yapış yapış hiçbir şey görünmüyor. Şurada da tutuyorum yapraklarını. Yani bu gans suyu acayip bir şey. Bakın üzerinde sade karıncalar geziyor ve örümcekler yuva yapmış. Ama o şeyler hiç yok. Böyle yapış yapış adı aklıma gelmiyor. Onlar hiç yok üzerinde. Hatta diğer yapraklara da şöyle
bakacak olursak yapraklar canlı ve üzerlerinde hiç yapışkan görünmüyor. Dikkat ederseniz. Şimdi geldik diğer bu dut da Avustralya dutu. Yani demin baktığımız dut da Avustralya dutuydu. Bu da Avustralya dutu. Bu biraz daha tatlı. Bunu öbür duttan 10-15 gün kadar sonra budadım. Yani araya işler girdi. Buna rağmen bunu da aynı teknikle yukarı giden dallarını kestim. Yana giden dallarını kestim. Yani bakıyorsunuz hemen arkadaş hemen ikinci dutlarını hazırlamaya başladılar. Tabii bu özellikle biraz da geç budadığım için böyle geç verdim. Yani öbürkü kadar çok değil. Ama şimdi tahmin ediyorum bir hafta sonra bu dut ağacının da üzeri dut dolacak. Burada da bakın mesela dalın ucu gidiyor. Hem buradan hem de şuradan kestim. Aşağıya doğru dalın ucu gidiyor. Kestim, görünüyor. Dalın ucunu kestim, görünüyor. Hemen üstündeki dala bakıyorum. Onu da kestim, görünüyor. Yani ağacın etrafından dışarıya doğru giden hangi uç varsa önümde görüyorsunuz bir tane daha. Şurada vardı büyük dal dışarı doğru giden. Şurada var. Şurada var. Bu dışarı gidenlerin tamamını kestikten sonra şimdi bu da nasip olursa Temmuz ayının ortalarından hatta sonuna doğru başlar. Bu da Ekim ayına kadar veya Ekim sonuna kadar bize dut verir, dut yedirir. Bunun dutları biraz daha büyük diğerinden. Şimdi size göstereceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Abone olmayı ihmal etmeyin.